Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda civcivlere mama hazırlayacağız. Hep beraber haftanın 2 ya da 3 günü bu mamayı civcivlerinize uygularsanız hızlı bir gelişim alırsınız. Sürekli videolarıma şöyle yorumlar alıyorum. Sizin civcivleriniz çok hızlı gelişiyor. Neden benim civcivlerim gelişmiyor? Ya da siz ne tür besinler veriyorsunuz ya da nasıl bakıyorsunuz diye sorular alıyorum. Yorumlar alıyorum. Onlara da bu videoda cevap vermiş olacağım. Civcivleri mamamızı hazırlamadan önce videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Her ay sonu yapacağım çekiliş videolarını kaçırmamak için kanalıma abone olmayı da unutmayın. Her ay sonu yapacağım çekiliş videosu dememe rağmen videolarıma çekiliş ne zaman diye soran arkadaşlara da buradan cevap veriyorum. Hiçbir şekilde yazdıklarınıza cevap vermiyorum. Yani ayıp, çünkü her videoda söylüyorum. Civcivlere nasıl mama hazırlarız? Hemen gösteriyorum. Bunun için bize gerekli olan haşlanmış yumurta. Öncelikle haşlanmış yumurtalarımızı soğutuyoruz. Daha sonra kabuklarını kümesimizin ortasına soyuyoruz. Çünkü hayvanlarımız kalsiyum ihtiyacını bu yumurta kabuklarından karşılayabiliyorlar. Şimdi ben bu yumurtalarımızı soyacağım. Daha sonra işleme devam edeceğim. Evet, yumurtalarımı soydum. Kabukları da önümde duruyor. Üstüne basacağım ve ufalmalarını sağlayacağım. Zaten kemiriyor ve yere vurarak kırıyorlar. Yumurtalarımızı rendeleyelim. Daha sonra ekleyeceklerimizi sizlerle paylaşayım. Evet arkadaşlar, altın sarısı yumurtalarımız harika bir şekilde rendelendi. Rendenin en küçük gözünü kullanıyoruz. Çünkü bunu civcivlerimize vereceğiz arkadaşlar. Bunun gibi tavuklarımıza verecek olsaydık rendenin en büyük gözüyle rahatlıkla rendeleyebilirdiniz. Ama en küçük göz şart arkadaşlar. Şimdi civcivlerimizin mamasına hemen vitamin ekliyoruz. Görmüş olduğunuz vitamini öneriyorum. Ben de bu vitamini kullanıyorum zaten ve memnunum arkadaşlar. Yaklaşık 5 yumurtaya yarım kapak bu vitaminden ekleyebilirsiniz. Daha önce hayvanlara atom bar videosu çekmiştim. Aynı buna benziyordu. O yetişkinler içindi. Bu civcivler için arkadaşlar. Ama yetişkinlere de rahatlıkla verebilirsiniz. Gördüğünüz gibi yarım kapak gezdirerek vitamini ekliyorum. Rendelenmiş yumurtamıza. Şimdi ne ekleyeceğiz? Onu da hemen göstereyim. Görmüş olduğunuz üzüm pekmezinden çok az bir miktar koyacağım. Daha önceki atom barda bal kullanmıştım. Bal ya da görmüş olduğunuz gibi pekmez de kullanabilirsiniz. Pekmez çeşitlerini saymanıza gerek yok. İstediğiniz pekmezden koyabilirsiniz. Şimdi ben bir miktar pekmez koyacağım. Gördüğünüz gibi bir kapak pekmez yeter arkadaşlar. Fazlası zarar, yararlı değil. Zaten hepsini yoğuracağız. Şimdi iki madde kaldı koyacağımız. Onu da sizlere göstereyim. Az bir miktar elma sirkesi koyuyoruz. Bu da sindirim sistemini sağlamlaştırıyor arkadaşlar. Dolaşım sistemi harika oluyor. Bağışıklığı da güçleniyor. Az bir şey elma sirkesi arkadaşlar. Markasının ne olduğunun bir önemi yok. Daha şöyle dökeyim. Fazla dökmenize gerek yok. Zaten minnacık kursakları. Son bir madde kaldı arkadaşlar. Onu da hemen dökelim. Çok az bir şey zeytinyağı arkadaşlar. Zeytinyağını dökelim. Çok değil. Bu yeterli. Bu da aynı şekilde sindirimi güçlendirir. Şimdi bunu çok güzel bir şekilde yediriyoruz. Ben iyice karıştırayım çünkü bir elle kamera tutuyorum. Devrilip dökülmesini istemem. Karıştırdıktan sonra videoya devam edeceğim. İyice yoğurun arkadaşlar. Bunlar birbirine girsin iyice. Evet, karışımımız tamamen hazır. Bunun içerisine arkadaşlar isterseniz mısır unu da ekleyebilirsiniz. O da yine civcivlerinizin hızlı gelişmesini sağlar. Karışımımızı vermeye benekli kızla başlıyoruz. Benekli kız kendi 8 tane civcivine yedirsin. Hemen şöyle. Kalk kızım. Geç, ortayı boşalt. Pistten alalım bebekleri. Bebekleri pistten alalım. Anneye gerek kalmadı zaten.
Löp löp yutuyorlar. Bu löp löp lafı da nedense ağzıma dolandı. Ne zaman yiyecek bir şey versem hayvanlara löp löp diyorum. Maşallah iyi ki de yiyorlar. En azından aklım kalmıyor. Hazırladığım bu tür karışımları ya da verdiğim bütün besinleri hayvanlarımın üzerinde uygulayarak sizlerle paylaşıyorum. Eğer yanlış oran koyup hayvanlarınıza zarar verirseniz bu beni ilgilendirmiyor arkadaşlar. Bakın maşallah nasıl da yediriyor. Şimdi diğer yavrularımıza verelim. Bu hayvanlarımız yiye dursun. Buradaki kafesteki civcivlerimize verelim. Merhaba tatlı şeyler. Şimdi hemen bu hayvanlarımıza getirelim. Bakalım bu yavrularımız nasıl yiyecek. Bunlara böyle elinizle küçük parçalar halinde verin arkadaşlar. Löp diye koymayın. Gene löp dedim. Şöyle yayıyorum. Görüyorsunuz. Maşallah maşallah. Sizler de maşallah deyin arkadaşlar lütfen. Allah sizlere de nasip etsin. İnşallah sizler de büyütürsünüz. Şöyle ben iyice yaydım. Elimi de uzatıyorum. Elimden yiyen de olur belki. Elimi temizleyin çocuklar. Aferin benim cüce hintime. Elimi temizleyin çocuklar. Yaptığım karışımları gördüğünüz gibi daha 4 günlük civcivler yiyorlar arkadaşlar. Fazla uzun olmadı bunlar çıkalı biliyorsunuz. Elimi çekeyim rahatlıkla izleyelim. Maşallah maşallah. Hepsi bitecek ha çocuklar. İzlemeye doyamadım. Video da çok uzasın istemiyorum. Alttaki civcivler kaldı sadece. Onlara da videodan sonra vereceğim. Çünkü bunları izlemek o kadar tatlı ki. Öyle bakka kaldım. Evet arkadaşlar civcivlerimize böyle bir mama hazırladık. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Her ay sonu yapacağım çekiliş videolarını kaçırmamak için kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bir başka videoda buluşmak üzere şimdilik hoşça kalın.